Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal Yedi ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la cuma sohbetleri başladı. Haftalık bayramımız mübarek olsun. Muhterem hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun hocam, nasılsınız? Allah razı olsun. Rabbimize hamd ederiz efendim. Allah'a şükür. Bir haftalık bayramımıza daha kavuştuk. Değerli seyircilerimizle buluştuk. Şükür. O yüzden Rabbimize hamd ediyor. Seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Yüce Rabbimizin adıyla, sevgili Peygamberimize de salatü selamla. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Söze başlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. O halde izleyicimize sözü bırakalım. Telefonumuz varmış. Hatırlatmaları sonra yapalım. İzleyicimiz beklemesin. Önce sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun efendim. Buyurun. Alo, merhabalar. Serkan Bey Adana'dan arıyorlar. Adana'ya selamlar. Hayırlı cumalar Serkan Bey. Hayırlı cumalar hocam, hayırlı cumalar. Buyurun. Şimdi annemin sorusu bu hocam. Tamam. Şöyle 70 bin tane ölen bir kişinin arkasından 70 bin tane kelime-i tevhid tesbihini çekmek doğru mudur? Yerine ulaşır mı? Evet. Kim vefat etti? Babam. Mevla rahmet eylesin. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Anneniz de 70 bin kelime-i tevhid mi çekti? Evet. Onun ruhuna evet. Hediye etti. Acaba evet. Ulaşır mı babama diyorsunuz bu 70 evet, bin hocam. Kelime-i evet. Tevhid. Başka evet. Sorunuz var mı Serkan Bey? Var hocam. Bir Buyurun. De bir şeyi merak ediyoruz. Şimdi babamdan dolayı annem emekli maaş almaya başladı. Hı hı. Bu sebepten dolayı da herhangi bir şey vermek gerekir mi? Ne diyorsunuz ona? Zekat mı? Fitre mi? Evet. Maaşına istinaden, aldığı maaşa istinaden evet. Zekat vermesi gerekiyor mu? Peki. Hocam duydu sizi. Serkan Bey, teşekkür ediyoruz. Adana'ya ben selamlar. Ben teşekkür ederim. Hocama da selamlar, saygılar, iyi çalışmalar. Hocam buyurun. Bir kere aramızdan ayrılıp ebediyete irtihal eden babasına, cümle geçmişlerimize Mevla'dan rahmetler niyaz ederiz. Ama annesinin elinden bir kere daha öpmeli. Ne saygıya layık bir annedir ki şu kadar yıl beraber yaşadıkları eşi rahmet rahmana kavuşmuş. Arkasından 70 bin tevhid okuyor. Bundan hasıl olacak sevabı da merhum eşime armağan ettim diyor. Olur mu? Nasıl olmaz? Yani adeta bizden ayrılanlar denize düşmüş gibidir. Uzanacak bir el bekliyor. İşte eşi, şu kadar yıllık hayat arkadaşı olan eşi o denizdeyken elini uzat. 70 bin tevhidle ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı eşime armağan ettim diyor. Kendi faydalanır mı? Kendi de faydalanır. Eşi de faydalanır. Bu soru böyle. Eşinden dolayı da devlet aylık veriyor. Evet. Allah devletimize zeval vermesin. İşte dul hanımlar ele aleme muhtaç olmasın diye devletimizin böyle bir prensibi var. O yerine bize de bu devlete dua etmek düşüyor. Ve bundan dolayı da eğer başka parası var da onlarla birleşince nisap miktarına ulaşıyorsa o zaman zekatla ilgisi var. Yoksa sadece kocasından dolayı aldığı bu dul aylığından dolayı herhangi bir şeyle mükellef değil. Ya, maaşa zekat düşmüyor. Ha, öyle, aylık maaş neyse onlara öyle zekat şey, yok. Nisap miktarına ulaştığı takdirde düşer. Para yok, birikmişse. Yoksa yok. Yok. Devletimiz veriyor, anasının ak sütü gibi helaldir, afiyetle kullansın. Amin. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor izleyicimiz. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizi unutmayalım, bol bol dua edelim inşallah diyorlar. Selam ediyorlar hocam size. Bir diğer teşekkür izleyicimiz... ederiz, böyle diyen kardeşimize teşekkür ederiz. Bak bizi uyarıyor. Biz de onun vesilesiyle hakikaten elimden hiçbir şey gelmiyor ya. Gazze'de akan kan elbette bizim yüreğimizi yaralıyor. Elbette yüreğimizi yaralıyor. Hiç olmazsa dua ederiz yani. Duayı da az görmeyelim yani. Duayı da az görmeyelim. Yani
gök kubbenin başlarına çökmesine belki de o dualar sebep olacaktır ya. Amin, amin. Evet. Yani Gazze'yi, oradaki kardeşlerimizi, Müslümanları, o çocukları, kadınları, yaşlıları, oradaki zulüm gören insanları konuşmaya devam etmemiz öyle, lazım. Öyle, merhum Akif der ya, kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Kaldırırım. Ya lafa bak. Hocam ya. Bir hadisi şerif var dedi. Bir Müslümanlar bir vücudun azaları aynen, gibidir. Bir vücudun ayağı diken batsa baş ondan rahatsız olur. Yani o Gazze'deki Müslümanların çektiği çile, ya can ciğer evlatlarını kaybediyorlar. Bütün aile tarihinde böyle bir zulüm görülmüş değil. Bu zulmü yapanlar, zulmü teşvik edenler, zulmün arkasında olanlar inşallah kahru helak olacaklardır. Amin. Yani. Evet. Amin. Evet. Amin. Evet, daha evvel de hocam söylemişti bu konuda, hakikaten duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Çaresiziz, bir şeyler yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Ne yapalım diye sorular geldiğinde hocam söylemişti. Hacet namazı. Yani ne güzel ya, hacet namazı demiştiniz. Kılalım. Aynı tamam. zamanda secde ayetlerini okuyarak dua edelim demiştiniz. Secde ayetleri 14 ayet var. Onları okuyup dua edince o duanın da müstecap olacağını sevgili Peygamberimiz söylüyor. Yani inanın hazzına huzuruna da doyum olmuyor. O ayetler de hakikaten insanın böyle tüylerini diken diken edici. Hepsi öyledir de o ayetlerin de ayrı bir özelliği vardır. Evet. Yani böyle yapabiliriz. Yani yapmalıyız. Diyelim ki hafız birisi bu ayetleri okuyor. Secde ayetlerini okuyor. Birisi de geçmiş imam gibi secdeleri yaptırıyor. Secdeleri. Ama her secdede oturduğumuz yerden olmuyor. Ayağa kalkıp tekrar. Yani teravih namazı kılar gibi 14 defa secdeye varıyoruz. Ve dua ediyoruz. Yani iki secde değil. Bir secde yapıyor, ayağa kalkıyor. Tekrar bir kere daha derken 14 defa secde yapıyor. Sonra da dua ediyoruz. Herhalde bu kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde. Gönlü yanık, yaralı Müslümanların duasını Mevla kabul etmez. Amin hocam mi? İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, hatırlatmalarımızı yapalım. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Aynı zamanda selamlaşalım sevgili izleyenler. Bugün 3 hediyemiz var. Hediyelerimizden birisi yeni. İlk defa vereceğiz bugün inşallah. Kabe kutulu Yasin-i Şerif seti var. Gördüğünüz gibi. İçinde ne var? Yasin-i Şerif var. Ondan sonra seccade var. Aynı zamanda tülbent var. Ve tesbih var. Evet, bu kutunun içerisinde bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir izleyicimize hatıra olarak hediyemiz. Bir de heybeli Yasin-i Şerif setimiz var. Hepsinin yanında da Hacı annemizin el emeği, göz nuru, bu anneanne babaanne seccadeleri var. Bunlardan da ilave edeceğiz inşallah. Hediyelerimizin Ankara'dan Mustafa Gür, Asiye Gür adına hayrediyor. 3 hediyemizi de Mevla hayırlarını kabul buyursun. 3 şifre vereceğiz. Kalem kağıt hazır olsun. İlk şifre biraz sonra diyelim. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum. Bir arkadaşımda küçük bir borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeden arkadaşım vefat etti. Ben de borcumu ödeyebilmek amacıyla birkaç tane Kur'an'ı alıp birkaç tane Kur'an-ı Kerim alıp camilere dağıttım arkadaşımın hayrına. Borcumu ödemiş olabilir miyim hocam? Hayırlı cumalar. Evet, soru bu şekilde. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi reklamlardan sonra paylaşacağız. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Bir arkadaşımda küçük bir borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeden arkadaşım vefat etti. Ben de borcumu ödeyebilmek amacıyla birkaç tane Kur'an'ı alıp, birkaç tane Kur'an-ı Kerim alıp camilere dağıttım arkadaşımın hayrına. Borcumu ödemiş olabilir miyim hocam? Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu video soru. Buyurun hocam. Efendim, merhum arkadaşının varisleri hayatta ise onları görmesi, onlara vermesi gerekirdi.
Eğer öyleyse bu hayır yine arkadaşına armağan etti. Belki o da faydalanır, kendi de faydalanır. Eğer vefat eden arkadaşının varisleri hayattaysa bu parayı onlara vermesi icap eder. Çünkü sahip ortalıkta. Doğru. Arkadaş ortalıkta değilse de varisleri var. Varisleri varsa onlara verilmesi icap eder. Evet. Yani bu işin kolayına gitmedir bu. Biraz öyle olur. Eğer yoksa, varisleri yoksa o zaman yaptığı doğrudur ya. Varis yok, kimseye ulaşamıyor, o zaman, haber alamıyor. O zaman yaptığı doğrudur ya. Yaptığı doğru olur dedi. Yine de boşa gitmez yani. Allah kabul etsin. Belki kendi adına yapmış olabilir. Mevla kabul buyursun. Evet. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ben Azerbaycan'dan izliyorum. İsmim Şevkiye demiş izleyicimiz. Selam ediyorlar hocam. Can Azerbaycan. Bir diğer izleyicimiz Osmaniye'den hayırlı cumalar. Şu anda hanımla sizi seyrediyoruz. Turgut Sarıköse yazmış hocam. Evet efendim. Eşiyle beraber izliyorlar, selam ediyorlar. Aleykümselam. Bir diğer izleyicimiz 5 yaşındaki oğlumla birlikte izliyoruz. Anne, dedemiz çıktı diye sesleniyor. Allah. Ağrı Tutak'tan izliyoruz. Babam, annem Bursa'dan izliyorlar. Alaaddin, Turan, İpek'e, Turan aile selam ediyorlar hocam. Maşallah. Ağrı'dan seyreden sevgili yavrumuzun gözlerinden öpüyor ve hayrül halef olması için abi, dua ediyoruz. Abi. Diğeri de Bursa'dan izliyorlarmış. Bursa'dan. Anne babalar da Bursa'dan hocam. Onlara da selam ve saygılar. Ne güzel ya. Aile olarak ya. Bursa'dan, Ağrı'dan karşılıklı izliyorlar. Şu anda selamlar da gitti. Doğru efendim. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan birisi daha. İzleyelim, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Ben Yozgat Yerköy'den arıyorum. Size bir sorum olacaktı. Hacamat'ın dinimizdeki yeri nedir diye soracaktım. Bir de Hacamat'ın Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta hediye edildiğini duydum. Acaba doğruluğu nedir? Onu soracaktım. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Evet. Şu hadis-i şerifi biliyorum. Tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare Hacamat'tır. Bu hadis-i şerifi biliyorum da hanımefendinin dediği Miraç'ta hediye edildi. Ben ona rastlamadım. Onu arz edeyim. Tabii bugünkü şartlarda hacamat olacağız. Hijyen önemli. Kurallarına riayet ediliyor olmalı ve yapan kişi de uzman olmalı. Ehil olmalı. Bu işin ehli olmalı. Evet, bunlar olduktan sonra demek ki Allah'ın Resulü de üç şeyde ben fayda görürüm. Birisi hacamat, birisi bal şerbeti, diğeri de dağlanmak. Onu tavsiye ama ettim. Onu tavsiye etmem tavsiye buyuruyor ya. Yani. Evet. Evet. Demek ki işi ehline yaptırmak şartıyla. Doğrudur. Hijyen ya. Önemli. Doğru efendim. Bu kurallar çerçevesinde evet hem sünnet hem de sağlık açısından ya, da faydalı. Doğru efendim. Peki devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Sayın hocam, iyi günler. Benim size bir sorum olacaktı ama şimdi benim ayağım diz kapaktan altı komple kırık. Geçmiş olsun. Bunun yani abdest almamda bir sakıncası var mı? Adına pozantan arıyorum yani, sizi takip ediyorum her zaman. Bunu öğrenmek istiyorum. Mesletmek ama yine de bir tereddüt içinde kaldım. Mümkünse yani bunu bana aydınlatırsanız sevinirim. Çok saygılar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Rabbim şifa ihsan eylesin. Aynen. Yaptığınız doğrudur. Yani öyle ayağımıza giydiğimiz mest gibi mes değil bu. Bir defa mes etmeniz bile yeter. Ne zamana kadar? O alçı çıkıncaya kadar. Yani o yara iyi oluncaya kadar. Onun da geçerliliği vardır. Hocam diyelim ki bir ay bu alçı kalacak şimdi. Evet, bir ay kalacak. Nasıl olacak? Her abdeste mes mi edecek? Gerek yok. Bir öyle defa mi? Mes etmesi yetti. En başta bir kere mes edecek, bir daha mes etmesi gerekmiyor. Ya, öyle oldu yani. Ne kadar kolaylık ya. Yani ama halkımızda böyle bir düşünce. Madem ayağımda alçı var, o halde ben abdest alamıyorum. Abdest alamadığıma göre namazda kılmayayım. Yok, öyle şey yok. Kaza ederim iyileşince. Öyle değil. Öyle değil. Asıl namaza daha çok insanın duaya ihtiyaç olduğu andır bu hastalık. Doğru. Zamanı. Doğru. Yani inan Muhsin Bey, ben bir hafta bizim fakülte hastanemizde bir ara kaldım. Yahu ezanı her zaman dinleriz ama inan öyle ezan bekliyordum yahu.
Yani öyle okundu. Tamam, şimdi ikindiyi de dinleyelim. Kelime kelime ya Rabbi diyordum ya. Bu ezan her zaman okunuyor ama tamam, her işte zaman böyle düşünmüyordum. Bak şimdi orada yani bu ezan gitti, öteki ezan gelecek, onu dinleyeceğim diye sabırsızlıkla bekliyordum. Yani evet efendim. Hocam peki bu ayakta değil de kolda da olsaydı aynı şey geçerli olacak mıydı? Aynı, kolda da olsaydı aynı tabii. Bir kere mesheder, bir daha da etmez çıkana veya kadar. Veya bedenimizde olsaydı da öyleydi. Fark yani etmezdi diyorsunuz. Öyle. Tekrar geçmiş olsun, şifa dileklerimizi iletelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Telefonla devam edelim. Telefondan hemen sonra birinci şifreyi, ilk şifreyi paylaşalım inşallah. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hocam. Ankara'dan izleyicimiz ismini vermek istemiyor. Buyurun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Evet. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sizin de hocama da saygılar söyle. İlmukabele efendim. Hocam ben geçen hafta aradım. Görüştüm. Bugüne nasip olmuş. Ya şöyle ben kısaca bir özet geçeceğim. Yıllar önce babam bizi ailece yurt dışına götürdü. Almancı, eski Almancılar tabiriyle. Evet. Şimdi çalışma şeyine geldiğinde kısaca kesiyorum böyle. Tam 20'li yaşlara geldiğimde bir iş sahibi olacağım vakit Ankara'ya gönderdi babam beni. Tamam. Evde senin. Otobüsçülük yapmaya kalkıştık. İşte otobüste senin diye beni yurt dışından Ankara'ya getirdi. Aynı zamanda evlendirdi vesaire. Zaman geçti. Şimdi babam geçen 7. ayda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sizler sağ olun. Şimdi biraderler o işi geç diyorlar. Yani ne bileyim evi vermek istemiyorlar. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Size bir akıl danışayım dedim. Hani hak mıdır, şey midir? Şimdi bu ev kimin üzerine? Kimin bu bahsettiğiniz ev? Babamın üzerine. Babanızın vefat etti. Şimdi ne diyor kardeşleriniz vefatından sonra, babanızın vefatından sonra ne diyorlar evle ilgili? Ya geçen işte öyle bir söz konusu oldu. O diyor ben sat payımı ver, öbürü diyor sat payımı ver, ben anlamam diyor, verseydin baban o zaman filan. Şu anda gibi. O evde siz oturuyorsunuz değil mi, anladığım? 40 senedir ki ben oturuyorum. Yani Ankara'dan geldim geldi ben oturuyorum. Evet. Sözde benimdi ama kağıtları babamın adına, şimdi de kardeşlerim hepsi de sat ben payımı istiyorum diyorlar. Evet. Kağıt üzerinde ev babanıza ait. Evet. Evet. Peki babanız sağken, hayattayken bir vasiyette bulundu mu? Ya bu ev senindir, sana verdim dedi mi size? Bunu yıllardır söyledi. Söyledi. Komşu, akrabalar hep biliyor. Bunu yıllardır hep benim olduğunu söyledi. Yani ama baba yurt dışından sizi Türkiye'ye gönderirken dedi ki Ankara'daki ev senin olsun. Orada evet, git hayatını kur. Evet. Ondan sonra çalış. O ev senin artık dedi ama baba vefat ettikten sonra da kardeşler o evi sat, bizim payımızı ver diyorlar, öyle mi? Aynen, aynen öyle hocam. Peki zamanında baba sağken neden siz işlemleri yapmadınız? Ben çok söyledim rahmetliye, mekanı cennet olsun, çok şey değil. Allah rahmet eylesin. Ediyorum belki babam ama yani oğlum dedi bir güveneceğim ora dedi, yarın bana bir şey olun bakmazsanız ben ne olurum, yani el avuca kaldığımda bakmaz, o benim bir şeyim dedi, güveneceğim dedi. Evet. Ama kardeşlerin hepsi yurt dışında, onunla hayatını kurtardı, gelip de senden ev mi isteyecekler gibi tesellide bulundu beni. Ben de babamdır, güvendim, bugüne kadar şey yaptım, şimdi de böyle bir olayla karşı karşıyayım. Peki onlar yurt dışında mı şu anda? Kardeşleriniz tabii, yurt dışında tabii, hepsi, hepsi yurt hepsi dışında. Dışında. İşleri, güçleri var. Bir tek ben Ankara'da. Türkiye'nin durumu da malum. Yani peki bu babanız evet, bu ev senin dediğinde kardeşleriniz biliyorlar mı bunu? Yoksa sadece size tabii özel ki, mi söyledi? Tabii ki. Onlar da biliyorlar. Onlar da biliyor. Herkes biliyor. Esnaflar bile biliyor. Herkes Ankara'daki biliyor. Ankara'daki esnaflar bile, mahalledeki esnaflar bile biliyor. Evet. Hocam bir hukuki boyutu var tabii işin. Bir de hani dini boyutu var. Neler söylersiniz bu konuda? Teşekkür efendim, ediyoruz hocamızı yani dinleyelim. Baba sağlığındayken verdi. Siz güzel sordunuz onu. Ahız kabız denilir. Yani teslim alma. Yani oğul tapuyu babasından alsa da teslim alsaydı baba da böyle düşündü. Baba dilediği gibi tasarruf edebilirdi ve bu oğluna verdi. Öteki kardeşlerin senden isteyecek mi bunu dedi ama dünyanın bin bir hali var diyerek ya baba tapuyu vermedi. Söz ve uçar yazık alır de derler ya kardeşleri hocam. Hak iddia ediyor. Bence onların insafına kalmıştır. Onlar babamız bu kardeşimize verdi.
Öyleyse babamızın bu arzusuna muhalif hareket etmeyelim diyebilirler. Ama hak da iddia edebilirler. Yani. Hukuken babanın öyle üzerinde olduğu için. Öyle olur. Evet, varis. Evet. Ama kardeşleri bu konuda eğer baba da hakikaten sağken bunları söylediyse onlar da insaf yani etmeli. Bir işi yapınca sağlam yapmak sağlam gerekiyor. Sağlam yapmak lazım. Evet efendim. Peki. Diyarbakır Çermik Yeşilova köyünden selamlar. Ben ve babam izliyoruz. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Estağfurullah efendim. Selamlar saygılar. Diyarbakır'a efendim. Selam edelim. Bursa bizi izliyor. Bursa'ya selam edelim. Cumanız mübarek olsun Bursa. Kahramanmaraş'tan izliyorlar. Selam yollar mısınız? El sallar mısınız diyorlar. Elbette Kahramanmaraş. Hadi selam sağlık. Hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun. Peki bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Size bir sorum var. Benim kayınvalidem Ocak'ın Şubat'ın 18'inde Ümre'ye gidecekler. Ama kaynanam ne namaz kılmasını biliyor ne bir sure biliyor. Çok merak ediyorum. Acaba Ümre'si kabul olur mu? Cevaplarınızı bekliyorum hocam. Ellerinizden öperim. Muhsin Bey bu soruya ben müsaade ederseniz bir iki hatıra ile. Tabii hocam buyurun. Buyurun. Efendim Sultanahmet Camii imamından dinledim. Bunu naklediyorum. Bir Ramazan günü diyor, bir hayli turist geldi, Alman. Evet. Biz de teravih namazı kılacağız. Bir Alman delikanlısı dedi ki, ben de kılabilir miyim dedi. Kılabilirsin dedim. Ya hiçbir şey bildiği yok. Evet. Yani bizim Müslümanlar arasına katıldı. Sanki Müslümanmış gibi aynen kıyama kalktı, rükua vardı, secdeye vardı. Namaz bittikten sonra geldi, beni bir kucakladı. Yahu kemiklerimi kıracak diyor. Öyle bir sıktı, öyle bir mutlu oldu. Hiç haberi yok, İslam'dan haberi yok. Namazı bildiği falan yok. Buna rağmen son derece mutlu oldu. Şimdi ikinci hatıram da, bir ara kafile başkanı olarak hacca gittim bu ama epeyce evvelki yıllarda. Vardık Mekke'ye. O zaman böyle evleri kiralıyorduk. Kiralanan evi beğenmedi. Biz burada kalmayız. Benim hacı adayları isyan ettiler. Hı-hı. Aslında ben de onlar gibiyim yani. Hakikaten pek hoş değil. Ama dedim ki gelin şimdi tartışmayı sonraya bırakalım. Neredeyse sabah namazının vakti geçecek. Abdestlerinizi alın, eşyalarınız burada güvende. Gelin Kabe'ye gidelim. Bir kere sabah namazımızı vaktinde kılalım. Ondan sonra gelir bu tartışmayı o zamana bırakalım dedim. Ve götürdüm bunları. Namazı kıldık. Sonra ben Kabe'yi anlattım. Ve tavaf yaptık, sa'yı yaptık, geldik. O beğenmediğimiz ev var ya, Hilton oldu. Allah Allah. Allah Allah. Yani reklama girmedi inşallah benim bu sözümde yani. Derken en güzel sanki 5 yıldızlı bir otel oldu oraya. Hiç itiraz yok. Allah yani Allah. Demek istediğim, kayınvalide umreye gidecek. Herhalde oradaki cemaatle kılınan namazlardan, Kabe-i Muazzama'yı seyirden ya, herhalde mutluluklar duyabilir. Ama bu soruyu soran kardeşimize benim söyleyeceğim şey, şimdiden kayınvalidemize gelin bir namazda yetebilecek kadar sureleri öğretelim ya. İki günde insan bunları öğretir yani. Evet. En azından namaz kılmasına yardımcı ya, olacak sureleri. Öğretelim. Hocam neler olur onlar? Namaz kılacak kadar sureler hangileri? Evet, bir kere Fatiha olmadan olmaz. Olmazsa olmaz. Arkasından da bir sure, en kısa sure diyelim ki Kevser suresi. Evet. Ve onun arkasından okuyacağımız İhlas suresi. Bir de Et-Tahiyyatü, Tahiyyata. Bu dördü en azından. Bunlar temel, bunlar şart. Bunlar olmazsa olmaz. Zaten Sübhaneke'yi biliyordur öyle, diye düşünüyoruz. Öyle, Sübhaneke'yi de Allah'ın büyüklüğünü ifade eden güzel bir dua. Yani o olmasa bile olur da bunlar şart, şart. Ama bunlar. Fatiha-i Şerif, Fatiha, Kevser Suresi, Kevser, İhlas Suresi, Tahiyyat. Et-Tahiyyat. En azından bu dördü olsun. Ya. Bunları da bir haftada hocam fevkalade en fazla bir haftada ezberlenir. İnan böyle zeki insanlar bir günde öğrenirler. Mutlaka, ya. Mutlaka. Peki birinci şifreyi paylaşalım sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Zamanı geldi. Bugün 3 hediyemiz var. 3 hediyemizi de Ankara'dan Mustafa Gür hediye ediyorlar, hayrediyorlar. Annesi Asiye Gür adına hayrediyor.
Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bir izleyicimize bu Kur'an-ı Kerim'den hediye edeceğiz. Rengi farklı olabilir. Bugün bu var ekranda. Bir izleyicimize Kabe kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Bu Kabe kutusunun içinde Yasin-i Şerif var, seccade var, tülbent var değil mi? Tülbent var, bir de tesbih var. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir de bu heybeli Yasin-i Şerif setimiz var. Hepsinin yanında Hacı annemizin bu el emeği göz nuru, anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz. Şimdi bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre lütfen not alın. Ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El Halim, ya Allah Celle Celal. Hilmi çok olan, yani gücü yettiği halde suçluya derhal ceza vermiyor. Yani Allah'ın büyüklüğünün bir delilidir. Eğer derhal ceza verseydi yeryüzünde insan kalmazdı değil mi? Yani biz Müslümanların dahi hataları oluyor. Eğer bir hatamız dolayısıyla Allah al başına yıldırım olsa, yani insan kalmaz yeryüzünde. Onun büyüklüğünün delilidir. El-Halim. El-Halim'dir o. Hilim sahibidir o. Ama fırsat veriyor tevbe etmesi için, uyanması için, Hakk'a dönmesi için bir mühlet veriyor. İhmal etmez, imhal eder. Ne demek hocam? Bu cümle çok önemli. Altını çizelim. Allah ihmal etmez, imhal eder. İmhal mühlet vermekten. Mühlet verir. Mühlet verir. Ama inne bedoşe rabbike leşedid. Rabbin yakalayışı amansızdır. Şiddetlidir. Hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. Evet. Öyleyse ondan utanmalı. Onun sarayında yaşıyorum. Onun nimetleriyle besleniyorum. O haberdar. Ondan utanmalıyım öyleyse yani. Evet, Cenab-ı Hak ihmal etmez ama imhal eder. Evet, onun altını çizelim. Tamam, öyle efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu vesileyle bu güzel isimlerin anlamlarını hocamızdan öğrenmiş oluyoruz. Mevla razı olsun. İki şifremiz daha olacak. İlerleyen dakikalarda, zamanlarda o diğer şifreleri de göreceğiz sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Hocam 2011 yılında bir akrabama 3000 lira kredi çekip verdim. O zaman maaşım 1600 liraydı. Hocam krediyi ben ödedim, kapattım fakat parayı bana geri vermediler. Şimdi benim o parayı 3 milyar almam mı lazım, yoksa o günün şartlarıyla bugün şartlarını karşılaştırıp almam mı lazım? Ben bu konuyu açtığımda bana sen faizci misin dediler. Hocam bizi aydınlatırsanız çok yardımcı olursunuz. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. La darara ve la dirar. İslam'da bakın genel kural bu. Zarar etmek de yok, zarar vermek de yok. Ben size zarar vermeyeceğim, siz de bana zarar vermeyeceksiniz. Beyefendinin anlattığına göre 2011 yılında ben size 3000 lira. 3000 lira vermişim, hem de kredi çekerek vermişim. Siz şimdi diyorsunuz ki bana o 3000 liranı al. Ya iyi ama o günkü 3000 liramla bugünkü 3000 liram aynı değil. İnsaf. Ben sana iyilik ettim, sen bana kötülük ediyorsun. Bu olmaz. Sen bana zulmetmiş oluyorsun. Nasıl olacak? Yani ama altını, ama bu, ama döviz, ama altın, ama demir. Ama demir, ama çimento neyse, bunları aramızda anlaşarak gelin şunu esas kabul edelim. O 3000 liraya o gün ne kadar çimento alınırdı, ne kadar demir alınırdı, ne kadar altın alınırdı. Ha şu kadar. Öyleyse bugün ne tutuyor bu? Bunu vereyim ben sana ve teşekkür ediyorum. O gün sen benim ihtiyacımı karşıladın. Dardaydım, beni kurtardın. Teşekkür ederim. Demeliyiz. Adil olan, hakkaniyet ölçüsü olan budur. Doğrusu diyorsunuz. Budur. Evet, yani demek ki 2011 yılında altının gramı ne kadardı? 3000 liraya kaç gram altın alınıyordu 2011'de? Evet. Diyelim ki atıyorum mesela 15, 20 gram, 30 gram, 40 gram neyse, o zaman aynı gramı bugün o arkadaşımıza doğru vermesi icap ediyor doğru diyorsun. Hak budur. Peki, teşekkür ettik hocam. Devam edelim. Bir başka video soru var. Hayırlı cumalar diliyorum bu arada hocam.
Allah hepimizin cumasını kabul etsin inşallah. Hocam, öncelikle benim size bir sorum olacaktı. Ben görücü usulü bir evlilik yaptım. Eşim şizofren hastası çıktı. Nişanlı dönemimdeyken eşimi tanıyamadım ve evlendikten sonra ne olduğunu öğrendim. Ve bunu ailesi bilerek yani bana sebep oldular. Daha sonra araştırdık ve evliliğine engel olduğunu öğrendik hastalığı. Hocam, bunun mebali nedir? Ben daha sonra boşandım. Bunun günahı ve mebali nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Buyurun hocam. Bunun günahı, vebali, sorumluluğu yoktur. Yani dinimiz evlenmeyi meşru kılmış ki eşler birbirinden faydalansınlar diye. Hilkaten kadının erkeği, erkeğin de kadına ihtiyacı vardır. Şimdi akıl hastası olan bir kişiyle bu hayatı sürdürmek mümkün değildir. Bu bakımdan boşanmış olmasında bir vebal ve sorumluluk yoktur. Hocam, evlenirken bunlar söylenmeli değil mi? Yani eşi, ailesi, yakınları evlilik esnasında, öncesinde Muhsin bunların Bey, söylenmesi gerekmez öyle mi? Öyle de bir hatıram var. Buyurun. Yani birisinin eşi vefat etmişti, filan yerde birisi var diye dünür gittik. Aman ya Rabbi, dünyada herhalde ondan güzel hanım görmemişim. O kadar güzel, hem de bakire kızı verdiler. Ben de şaştım ya, bu adam şu kadar çocuğu var, yaşı bu, kızın yaşı bu ve gözler görmedik bir güzellik. Ama neyse, birleştirdiler, evlendirdik. Bir süre sonra geldi bu beyefendi, dedi ki, ya hocam bu kız deli dedi. Sen delisin dedim ya. Sen delisin. Ben inanmıyorum bu nasıl iş dedim ya. Kızı aldım, ben doktora götürdüm. Doktor muayene ettikten sonra, hocam dedi, benim buraya İki çeşit deli gelir. Birisi zincire bağlı, öteki de hiç sessiz sedasız. Bu senin getirdiğin o cins dedi. Bu doğurursa da deli doğurur dedi. Allah Allah. O zaman ben de, yahu dedik, bunu niye gizlediniz, niye bize söylemediniz? Yakınlarına bunu söyledik. Dediler ki, evlenince akıllanır dediler. Allah şu, Allah. Şu işe bak. Evlenince ya. Düzelir, akıllanır. Evlenince akıllanır dediler. Allah Allah. Ya. Demek ki yanlış bunlar. Doğru efendim. Yanlış. Doğru. Peki. Devam edelim. Bartın'dan izliyorlar hocam. Dua bekliyorlar. Bartın'a selam edelim. Hocamıza selamlarımızı iletin demişler. Almanya'dan izliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz diyor izleyicimiz. Almanya selamlar. Afyon Karahisar'dan izliyoruz. Sınava girecek olan öğrenciler sizden dua bekliyor hocam demiş hocam. Ha. Sınava girecek öğrenciler dua bekliyor sizden. Yüce Rabbimizden kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Amin. Hem bu sınavda hem de hayat sınavında başarılar Amin. Diliyoruz. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım. İkinci şifre az sonra bu arada. İzleyicimizin sorusu. 3 aylar yaklaşıyor. Şaban ardından Ramazan ayı geliyor. Recep, Şaban, Ramazan. Benim size sorum, Ramazan ayında oruç tutmakla ilgili, bakıma muhtaç olan aileden biri Ramazan ayında oruç tutamıyorsa, yanındaki 7/24 refakatçi oğlu ya da kızı oruç tutmasa olur mu? Onun yerine başka zaman tutabilir mi? Buna olur diyemeyiz. Yani evet, hastaya bu cevaz verilir de hasta bakıcıya bu cevaz verilmez. Yani sen bu hastaya bakıyorsun, sen de orucunu tehir etsen olur, bu denilemez yani. Sağlıklı. Orucunu tutması lazım. Onlar evet. Orucu tutmak zorunda, refakatçılar. Doğru, doğru efendim. Evet. Bir diğer Instagram sorusu. Ebru Hanım soruyor. Ben ikinci çocuğuma hamileyim. İlk çocuğumun adını eşim ve eşimin annesi koydu. Yani kayınvalidem o zaman bana, ikinci çocuğunuz olunca onu da sen adını koy kızım dedi. Ama şimdi bana adını işte şu şu ismi koyarsan her şeyini alırım, çocuğa da bilezik takarım diye bana şart koşuyor. Ben onun istediği ismi koymasam olur mu? Hani içimde bir pişmanlık olsun istemiyorum demiş. Yani bunları
kavga meselesi haline getirmemeliyiz ya. Yani kayınvaliden böyle mi istiyor? Hadi onun istediği gibi olsun. Ya bizim kültürümüze de uygunsa mesele yok, öyle olsun. Yani illa benim dediğim olacak, senin dediğin olmayacak derken kavgalar, nizahlar, yuva huzurunu kaybetmeler oluyor. Ya hadi böyle olsun. Hocam zaten ilk çocuğun ismini o koymuş. Evet. Eşiyle beraber koymuşlar. Belli ki hanımefendi şu anda kendisi bir isim koymak istiyor. Öyle oluyor. Onların da aslında biraz burada hoşgörülü davranmasında herhalde. Ama öyle olmuyor. İlla o, bunun da ismini ben koyayım diyor. Hadi koysun diye. Sen ikisinden biri olgunluk gösterecek. Evet. Ha, genç kişi olgunluk göstersin. Uygunsa isim, uygunsa hadi öyle olsun desin yani. Evet. Hocam sizin tavsiyeniz ne peki bu konuda? Diyelim ki hani evlat dünyaya gelecek, çocuk dünyaya gelecek. Hani anne baba bu konuda diretmeli mi? Yoksa serbest mi bırakmalı çocuklarını? Onlar mı isim koysunlar? Ne olmalı? Bu işin... İnan benim yakınımda oldu. Torunum erkek evlat dünyaya getirdi. Torunumun dedesi diyor bu çocuğun adı Necmettin olacak. Benim adım. Gelin hanım da bizde Necmettin çok diyor yani. Gel bunu kızım başkasını koy dedim. Tamam. Doğru düşünüyorsun yavrum dedim. Ama dede diyor ki çok olursa olsun. Ne kadar çok olursa olsun adını Necmettin koyalım diyor. Ben de dedim yok kızım senin dediğin olacak. Sen dedeni ikna et. Benim de selamlarımı söyle ona. Senin dediğin olacak. Bitti ya. Ne var ya? Gelinin dediği oldu. Gelinin diyorsunuz. Dediği oldu. Evet, orta yolu bulmak ya. Lazım. Peki, teşekkürler hocam. Devam edelim. Bir başka soru. Seher Hanım soruyor yine Instagram'dan. Promosyon parasını aileme harcarsam günah olur mu? Ailenin bir zaruret durumu varsa günah olmaz. Bir zaruret durumu yok da ailemiz normal olarak geçimini sağlayabiliyorsa ailemize değil de başka bir ihtiyaç sahibine vermeli. Peki. Asuman Hanım diyor ki hocam, sizden rica etsem Necmettin hocama sorabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim meali ya da tefsiri için tavsiye edeceği kitaplar olabilir mi diye soruyor. Valla Kur'an-ı Kerim'in meali için Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir meali var. Tamam. Doğrusu son derece memnunum. Onu ben ondan çok Türkiye faydalanıyorum. Türkiye Diyanet Vakfı'nın mealini tavsiye ediyor hocam. Türkiye Diyanet'in de var. Diyanet'in de var. Ama Diyanet Vakfı'nın dediğim sanki tefsire dönüşmüş. Tamam. Güzel izahları vardır onun. Merhum Hasan Basri Çantay'ın Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim diye, o da bugünkü meallerin sanki anasıdır. Hı hı. O üç cilttir. Belki üç cilti taşımak zor olabilir ama bu Diyanet Vakfı'nınki tek cilttir. Gayet güzel. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an Yolu diye bir tefsiri vardır. Hı hı. Beş ciltlik. Hı hı. O da tefsir olarak tavsiyeye değer. Yani. Evet, hocamızın tavsiyeleri böyle Asuman Hanım. Bu vesileyle biz de tavsiyeleri öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. İkinci şifre az sonra yine bir video soru var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim bir sorum var. İki rekat sünnetleri dört rekat kılıyorum. Ama sabah namazınınki olmaz diyorlar. Doğru mu? Bir de üç ayları oruç tutmak istiyorum. Ama eğer niyet etmek var mı? Üç aylara niyet etme oluyor mu? Tutarken yarıda bıraktığım zaman borç mu sayılıyor yoksa kefaret mi oluyor? Evet. Evet efendim. Üç aylarda oruca niyet etmek, yani üç ayları baştan başa tutmak, Recep, Şaban, Ramazan diye tutmak, bu salihlerin adetlerindendir. Aslında Peygamber Efendimiz Recep ayında oruç tutmuş. Hı hı. Ama Şaban ayında biraz daha fazla tutmuş. Hatta deniliyor ki sanki o Şaban ayı boyunca Allah'ın Resulü oruçlu olacak sandık deniliyor. Hı. Ama Ramazan ayında farzdır tabii. Onda hiç şüphe yok da. Ama biz baştan başa 3 aylar boyunca tutarsak kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki
Kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum buyuruyor Rabbimiz. Ama hiç olmazsa şöyle yapabilir miyiz? Eyyam-ı Biyız denilen kameri takvime göre 13, 14, 15. günleri. Belki onu kameri ay şudur budur tespit edemeyecek olursa, yani dolunay dediğimiz günlerinde. Öyle değil de pazartesi perşembe oruçları tutarsak ve bu ayları da böylece ihya etmiş oluruz. İnşallah. Ama bu da öteden beri hakikaten büyüklerin hadi 3 ayları tutma diye bir mecburiyet yok. Onu söyleyelim bir kere. Niyet ederken de Rabbim senin rızan için oruç tutmaya. İşte kalbimiz de böyle biliyor. İşte o kadar yani. Hocam Anadolu'da yaygın bir görüş var. Bu zaman zaman sorulur. İşte ömürde bir kere 3 ay oruç tutulacak diye hani. Böyle bir şey var mı dininizde? Yani Muhsin Bey, hakikaten müftülüğüm zamanında da bu soru çok sorulur. Çok sorulur. Yani dediğiniz gibi böyle bir kural var adeta. Evet, evet. Ömürde bir defa kefaret tutmalı. Evet. Böyle bir mecburiyet yok. Yok. Böyle bir kural yok. Ama yahu gençliğimizde acaba bir hatamız olmuş muydu? Yani orada bir soru işareti var. Herhalde bir yanlışımız oldu, bir hatamız oldu gibi bir bu zannımız da güçlü ise o zaman bir kefaret tutmalıyız. Ama kefaret tutarken de hanımefendiler belli adet günlerinde tutamaz. Hı hı. Onu sonraya kor, ama bu sefer de 3 aylardan çok önce başlaması icap eder. 3 aylardan önce başlaması icap eder ki kefaret yetişsin. Yoksa 60 güne yetişmez. Yetişmez. Diyelim ki her ayda 6 gün ara verdi. Yani Recep'te 6 gün ara verdi. Şaban'da da 6 gün ara verdi. O zaman 60'tan aşağıya düştü. Doğru. O zaman kefaret olmaktan çıktı. Kefaretin bir özelliği var. Yani ara vermek yok. Ara ver. Mazeretli günler hariç ara vermek yok. Mazeretli günlerin dışında bir mazeret yok. Yani hastalandım, doktora gittim, ara verdim. O olmaz. Kefareti yeniden başlayacaksın. Hadi yeniden, birden. Yeniden başlayacaksın ya. Peki. Evet. Demek ki 3 aylarda oruç tutmak istiyorum. Niyeti nasıl yapalım diye sordu. Rabbimin rızası için. Bitti. Evet. Efendim. İlk sorusu hocam, 2 rekatlık sünnetleri 4 rekat olarak kılıyor efendim, demiş. Sevgili Peygamberimiz sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kıldıysam siz de o şekilde kılın. Yani imsakla efendim güneşin doğması arasındaki zaman içerisinde sabah namazının sünnetinden başka nafile yoktur. Sabah namazının sünneti de 2 rekattır. Ama çok önemli bir sünnettir. Rek'atal fecri hayrun minet dünya ve ma fiha. 2 rekatlık sabah namazının sünneti dünyada olanlardan çok daha değerlidir. Ama Peygamberimizin 4 kıldığı yok. Yok. 2 kılmıştır. Demek ki 2 kılacağız. Evet. Onu 4 yapmayalım ama öğle namazının son sünneti 2. Onu yapabiliriz. 4 yapabiliriz. Onlar yapabiliriz evet. Peki bir de demek ki hocam tekrar altını çizecek olursak nafile oruçlarımızın kefareti olmuyor değil mi? Yok. Yani diyor ya 3 aylarda oruç bozarsam bunun kefareti ne diye soruyor. Onun kefareti yok. Onun kefareti yok yani. Diyelim ki Recep ayının başlangıcı diye oruç tutuyordum. Misafir geldi diyelim. Bozdum. Evet. Bozdum. Ne lazım gelir? Kefaret lazım gelmez. Ne lazım gelir? Kaza. Gününe gün kaza. Yani eve misafir geldi. Yani ben orucum. Siz buyurun yiyin de ben. Olmaz. Ben de onlarla birlikte yiyip içeceğim ama gününe gün kaza edeceğim. Peki teşekkürler hocam. Devam edeceğiz. Ama izleyicimizin sorusu varmış. Telefon sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Nereden arıyorsunuz? Ben Amasya'dan arıyorum. Tamam mı? Amasya. Ben Amasya'dan arıyorum. İsmimi vermek istemiyorum. Tamam. Buyurun. Nedir sorunuz? Benim 13,5 yaşında torunum denizde boğuldu. Allah rahmet eylesin. Gitmeseydi ölmez miydi? Evet. Birinci sorum bu. Öbür dünyadaki durumunu soruyorum. Bezah alemindeki durumunu soruyorum. Her gün ağlıyorum, Yasin okuyorum.
Evet. Acaba çocuğum hesaba çekiliyor mu diyorum. 13 annesi yaşında. Babası 13,5 yaşındaydı. Anne baba ayrıydı, ben büyüttüm. Yani yüzme bilmez miydi, bir de onu sor baba. Yüzme bilmiyor muydu diyor hocam. Biliyorum diyerek gitti ama he, herhalde bilmiyormuş. Üç kuzen gittiler de ikisi kurtuldu, biri. İkisi kurtuldu, benim... üç kuzen biri. Torununuz vefat etti, biliyorum. Evet. Demiş evet. Ama işte hocam, ne usta yüzücüler boğuluyor hocam bazen. Değil mi ya? Evet hocam, yani o deniz ya. O deniz başka bir acaba şey, o dalgalar. Ne güzel söyledin, gitmez, doğru. Acaba gitmeseydi ölmez miydi? Ya acaba beraber olmasalardı, üç kuzen denize gitmeselerdi boğulmaz mıydı diyor, ölmez miydi diyor. Amcaları da vardı yanlarında ama. Kaderi miydi acaba bu diye soruyor. Kaderi miydi? Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum, benim ölüde olan çocuğumun bana faydası olur mu? Ölüde olan çocuğum oldu benim. Aylık ünlü ölü doğdu. Bana faydası var mı öbür dünyada? Tamam. Üçüncü sorum da, huşu ile kılınmayan namazdan fayda olunmaz. Onun yerine yine yanacağınız diyorlar. Ne diyorlar? Huşu ile kılınmayan namazın size faydası olmaz. Evet. Diyorlar dedi izleyicimiz. Evet. O namaz kabul olmaz diyorlar, öyle mi? Evet, o namaz kabul olmaz, faydası olmaz insana. Yine evet, yerine yanılacak. Geçmiş namazın yerine kıldığın namaz bile faydası yok. Diyorlar. Peki bakalım öyle mi? 3 soru not aldık. Teşekkür ediyoruz. Evet, birer tekrar birer Muhsin Bey siz söyleyin. Hocam 13 yaşında, 13,5 yaşında torunu. Tamam. Anne baba ayrılmış. Hanımefendi bakmış o toruna. Ya. Şimdi 3 kuzen yüzmeye gitmişler. Yüzme bildiğini söylüyor ama işte hocam çok dikkat etmek yani gerekiyor. Yani şehit olur mu? Dediğiniz gibi en güzel tabii, yüzücülerden tabii, bile boğulanlar tabii, tabii, oluyor. O dalganın gelmesi acayip bir şeydir tabii. Yani umarız ki yavrumuz şehit olmuştur. Ahireti nasıldır? Kabir azabı görüyor belki mudur? Belki de herhalde 13,5 yaşında olduğuna göre belki de bloğa ermiştir. Mükelleftir. Şehit olmuştur. Bu deniz şehitliği de öyle bir mertebe ki başka şehitler kul hakkından sorumludur da deniz şehidi kul hakkından da sorumlu değildir. Gel hanımefendiye ben, ölenle ölünmez, şu şeytana vesvese kapısını açmayalım. Şeytan ne diyor? Gitmeseydi, onlarla arkadaş olmasaydı, oraya gideceğine şöyle yapsaydı. Fe inne lev teftehu amele şeytan. Keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olsaydı. Bu şeytanın işini kolaylaştırır. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden uzak olur. Emin olur. Demek ki plan bu, program bu. Bana teslim olmak düşüyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Rabbimiz da meleklerine diyor, cennete gidin, şeffaf bir sarayı yapın, adına da Beytül Hamd Sarayı deyin, kulum hükmüme razı oldu diyor. Hocam hani derler ya, ecel geldiyse ne bir vakit ileri ne bir vakit geri. Şimdi diyelim ki bu kardeşimiz boğularak vefat etmeseydi de ölecek miydi, eceli gelmiş ise şayet? Ölecekti, öyle mi? Ecel gelince bahane bol, toprakta başlar, toprakta biter yol. Kul neylesin imtisalden başka emri halika, çün kavli haktır kullu nefsin zaika. Yani demek ki başka türlü de olsa ecel geldiyse tamam. Ecel geldiyse denizde ölmese de başka türlü ölecek. Ecel birdir. Ecel tektir, birdir. Tamam. Peki. Hocamın hep dualarını bekliyorum. Kızım çok rahatsız. Adı Zeynep, hocam dua eder mi diyor. Hastalarımız Rabbim için. Zeynep kızımızla birlikte cümle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin. Amin. Evet. Bir de hocam şeyi sordu izleyicimiz. Atlamayalım sorularını. Ölü bebek dünyaya getirdim diyor, bir evladım ölü doğdu, bunun bana bir faydası olur mu, ahiretime bir faydası olur mu? Sevgili Peygamberimiz düşük bile olsa şefaatçi olacağını buyuruyor. Yani o ölü doğan bebekten de
inşallah faydalanacaktır. Ama sinesine basamıyor, bir türlü unutamıyor. Her gün onunla yatıp onunla kalkıyor. Bu insan idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Ya. Bu kadar kederi bu beden taşımaz. Ama fizik bünyeye, ama ruh bünyeye zararı olur. Peki. O yüzden Rabbim senin emrin bu, senin hükmün başım üzerine, cennette buluştur bizi demesi lazım. Son sorusu, huşu ile namaz kılmadıysanız bu kabul görmez. Efendim böyle bir hadis-i şerif var. Yani namazın huşulu kısmı alınır, huşusuz kısmı ıskartaya çıkar. Yani o değerlendirilmez. Yani imkan nispetinde biz kuluz. Gücüm neye yetiyorsa o. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Ama namaza durdum, olmayacak şeyler aklıma geliyor. Bu şeytanın müminin namazından çaldığı kısımdır diyor. Geri kalan kısım bize yeter inşallah. Kaza etsen de olmaz. Bırak bu kadar da haddi aşmayalım ya. Mübarek sen mi kabul edeceksin ya? Kabul edecek Rabbimiz. Amin. Rabbimiz da afivdir, amin, kerimdir, amin, latiftir, lütfu boldur onun. İhsan sahibidir, evet. Allah razı olsun hocam. Peki, hocam şimdi sevgili Selin yine halkımıza sorular sordu. Bu kez Peygamber Efendimiz'le ilgili sorular sordu. Güzel. Bakalım neler sormuş, nasıl cevaplar almış, söz sevgili Selin'de. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed hakkında sorular soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musun? 1004 Rumi midir bilmiyorum ama tam bilmiyorum. Peki hangi tarihte vefat etti? Onu bilmiyorum. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 40 yaşında galiba. Yanılmıyorsam. 571. Hangi tarihte vefat etti? 600. Ay. 600. 63 yaşında vefat etti. Kaç yaşında vefat etti? 63 müydü? Ya gerçekten unuttum. 632. 632. Yaklaştınız. Kaç yaşında vefat etti demiştiniz? Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? 71 Pazartesi. Hangi tarihte vefat etti? Kapsölen. Neydi? Valla aklıma gelmiyor şey ama. Peki kaç yaşında peygamberlik verildi? 40 yaşında. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? 571. Hangi tarihte vefat etti? 643. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 36, 30, öyle bir şeydi ya. Emin miyiz? Yok değilim, tamam. 40 olabilir mi? Şu an şey karıştırdım. Olabilir, evet. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Vallahi de şu anda ne diyorsun bilmiyorum. 580 olabilir mi? Doğru, doğru bir. Doğrusu ne diyorsunuz o doğru. Peki hangi tarihte vefat etti? Kaç yaşında peygamberlik verildi? 40 olabilir mi? Tabii ki. 35 mi? Daha önce peygamberlik verdim. Kaç mesela? Yusuf'un dizisi izledim. Bayağı oldu. Yine 40 yaş önce tabii ki 40 yıl önce. Yaşı 40 yaşında yok. Daha küçük yaşındaki peygamberlik vermiş. Kaç mesela? Yine en az 20 yaşında falan var. O zaman vermiş. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Çok üzgünüm ama bilmiyorum. 580 olabilir mi? 580. 500'lerdeydi evet. 575 diyeyim. Hangi tarihte vefat etti? Hiç bilmiyorum. 650 olabilir mi? Olabilir. 610. 610. Peki kaç yaşında peygamberlik verildi? Bu konularda hiç bilgim yok. Üzgünüm. 30 yaşında peygamberlik verilmiş olabilir mi? 40 değil mi ya?
Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? 573. Peki hangi tarihte vefat etti? 632 diye biliyorum ama. Kaç yaşında peygamberlik verildi? Onu da bilmiyorum. 40 olabilir mi? 35 olabilir mi? O da olabilir. 30 olabilir mi? Olabilir, bilmiyorum. Yani. Hangisi size daha yakın geliyor? 30 daha yakın geliyor. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Biliyorum, 571. Hangi tarihte vefat etti? 632. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 40. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hangi tarihte vefat etti? İşte benim de marifetim kuvveti aslında da bilmiyorum gerçekten. 650 olabilir mi? Olabilir. 620? 20. Peki hangi yaşında peygamberlik verildi? 50 yaşında. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? 571 yılında doğdu. Hangi tarihte vefat etti? Onu pek fazla bilmiyorum ya. Şu an biliyorum da aklıma gelmedi şu an. Tahmininizi söyleyin. 621 mi? 600. Şu an net tarih veremiyorum. Yani. Kaç yaşında peygamberlik verildi? Ya pek fazla bilgim yok da bu konuda hakkında. Yani 12 galiba. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? 571. Hangi tarihte vefat etti? 643. Kaç yaşında peygamberlik verildi? Bilmiyorum. 30 olabilir mi? 30 mu? 30 mu? 40 olabilir mi? Ben bilmiyorum. 1453 mi? Tam. Fatih Sultan Mehmet olabilir mi o 1453? Herhalde. İlgili. Herhalde. Şimdi tam şeye giremedim yani. Tam arı var. 571 Durucap mı? 571 mi? Kızınız mı söyledi? Yani söyledi de şimdi bak böyle bir heyecanlık var bende. Hangi tarihte vefat etti? Hatırlayamayacağım. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 41 mi? 40 yaşında. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Hangi tarihte vefat etti? Onu da bilemeyeceğim. Kaç yaşında peygamberlik verildi? Bilemeyeceğim de biliyordum, hep unuttum bunları ben. Peygamber Efendimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Biliyorum. 1971. Peki hangi tarihte vefat etti? Onu bilmiyorum. Hazreti Muhammed'e kaç yaşında peygamberlik verildi? 40 yaşında. Peygamber Efendimizin doğum tarihi nedir? 1400'e kayıtta mı? İlim yok ama bende. Zayıf ilim yok, ilim. Hangi tarihte vefat etti? Onların hepsini biliyorum da şimdi heyecandan hepsini unuttum. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 40 küsur yaşında ya da 40. 40 yaşında. İlim zayıf işte, ben ondan şey, dünya şeyleri sorsam bilirim. Ama ahirete yönelik ilim zayıf. Ben Kur'an kursunda okumadım. Bundan sonra öğrenelim o zaman abi. Öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Peygamberimizin doğum tarihini biliyor musunuz? Bilmez miyim ya? Bilmez miyim ya? 532. Hangi tarihte vefat etti? Tam 62 yaşında vefat etti. Onu eklersek oraya 62 çıkacaktır. Hangi yıl yani? 650 olabilir mi? Evet. Olabilir. 32 ekleyince, 62 ekleyince o çıkar. 60. Evet. Kaç yaşında peygamberlik verildi? 40. 50 olabilir mi? Yok, 40. 35. 40. Selin de kafaları karıştırmış orada, sevgili Selin ve kameraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet hocam, nasıl buldunuz cevapları? Efendim, yani bir seyircimizin, bir kardeşimizin sözü benim çok dikkatimi çekti. Hangisi hocam? Dünyaya ait evet, çok bilgim var ama ahirete ait bilgim yok dedi. İlim yok bende dedi. Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Ahiret sizin için daha hayırlıdır. Yani dünya sanki denizden bir damla gibidir. Tamam, dünyayı da öğrenelim ama ebedi hayatı da, sonsuz yurdumuz, sonsuz ebedi yurdumuz ya. Ebedi yurdumuz hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Rabbimiz bakın, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel rol modelleri vardır. Yani Peygamberimiz Allah'ın terbiyesinde yetişmiştir. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti,
ne de güzel terbiye etti. Zuhurun, biasetin, halin yeterken sıdkına bürhan. Seni inkar eden mecnundur elbet ya Resulallah. Yani demek ki peygamberimizin hayatı, ahlakı, dostunun, düşmanının şehadeti bir üniformadır onun için. Öyleyse bunlar üzerine ne dersin Muhsin Bey? Bana sorarsan ben bunu derim ki, üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Gelin bir üç aylar takvimi yapalım ya. Hanemizde, yuvamızda, ocağımızda. Diyelim ki bu sene Peygamberimiz Efendimizin hayatını öğreneceğiz. Yani Peygamberimizin hayatını anlatan, yani devletimizin güvenilir kitapları var ya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı çok güzel eserler vardır. Devlet kitabı olduğu için oldukça da ucuzdur. Bunu alalım. Yani üç aylarda her gün belli saatte bu kitabı okuyup hazmedeceğiz. Çok yakından, çok sevdiğimizi söylüyoruz peygamberimizi. Kur'an'da öyle diyor. Ennebiyyü evlâ bil mü'mine min enfüsihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Öyle olan zatı ahlakıyla, doğumuyla, peygamberliğin, risaletin verilişiyle tanımamız gerekmez mi ya? Elbette hocam. Görülüyor ki bilgimiz tam değil, yeterli değil. Öyleyse en sevgiliyi yakından tanımalıyız ve bu üç aylara da fırsat bilmeliyiz. Peki hocam, cevapları sizden de duyalım. Çünkü bazen cevapları siz vermediniz diyorlar bilmeyenler için de. Efendim, 571 miladi sevgili peygamberimizin pazartesi dünyamıza teşrifi. Efendim, 600 peygamberliğin verilişi 40 yaşında. Ve dünyamızdan ayrılışı da 632 miladi. Miladi. Yani şimdiki kullandığımız takvim nedir? Miladi takvim. Kaç yılındayız? 2024 yılında. Bu takvime göre peygamberimizin doğumu 571. Demek İsa peygamberden 571 sene sonra dünyaya geliyor. Bu takvime göre. Evet. Evet. Ve efendim. Pazartesi günü değil mi hocam? Pazartesi. Orada... Şüphe yok. Doğumu da, hicreti de, vefatı da hep pazartesi. Hep pazartesi günü. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. İkinci şifre biraz sonra, öncesinde selamları okuyalım. Adana'dan selamlar izliyoruz demişler. Selam yollar mısınız? Elbet Adana'ya selam edelim. Ordu'dan izliyoruz diyor izleyicimiz. Bir diğer izleyicimiz de Şanlıurfa Akçakale'den takip ediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Ege'den izliyorlar. İzmir, bize selam yollar mısınız? Elbette İzmir'e de selamlarımızı yollayalım. Sorularınızı lütfen video soru olarak yollayın, sıraya alalım. İşte o video sorulardan birisi daha, izleyelim. Hayırlı günler. Rahatsızlığımdan dolayı abdestimi özürlü olarak her vakit girdikçe tazeliyorum. Fakat dışarı çıkmam gerektiği zaman evde abdest alıp gidersem vakit girmemiş oluyor. Dışarıda da müsait bir yer bulamadığım zaman namazın geçme ihtimali var. Bu durumda teyemmüm yapmam uygun olur mu? Buyurun hocam. Ama teyemmümü ne zaman yaparız? Su yok. Ulaşma imkanım da yok. O zaman teyemmüm yapabilirim. Yani ulaşma imkanı olduğu halde teyemmüm yapmam caiz değildir. Namaz vakti geçecek, dışarıdayız evet. Diyor hanımefendi. Doğru. Ama bu durumda olsa dahi olmaz evet. Diyorsunuz. İşte dışarıya girişimizi, çıkışımızı, hep bu Rabbime olan görevimi planlamayı. Ona göre planlamalıyım yani. Evet. Ona göre yapmalıyım. Hocam olmaz dedi. Peki evet. Devam edelim. Bir başka video soru var. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Erzurum'dan arıyorum hocam sizleri. Benim size bir sorum var. Hocam Allah razı olsun sizden de Muhsin Bey'den de sizin programınızı beğenerek cumartesi günleri izliyoruz. Hocam ben zekat verdim. Zekatı da yakın bir akrabama verdim. Yakın akrabama verdim derken onun çocuğu çok rahatsız olduğu için ölümcül bir hasta. Onun da yurt dışında
yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor. Tedavi görmesi için de çok yüklü bir meblağ bulmaları gerekiyor. Ben de çocuğa zekat olmadığı için zekatımı yakınlarından bir tanesine verdim. Yakınları da çocuğa hediye etti. Benim zekatım kabul oldu mu olmadı mı? Bunu sizden istiyoruz hocam. Herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Bizden de selamlar. Teşekkürler. Sen iki çeşit, üç çeşit sevap kazandın. Bir, sıle-i rahim sevabı kazandın. İki, zekat verdin. Onun sevabını kazandın. Üç, herhalde o yavrumuzun tedavisine de teşvikte bulundun. Öncülük ettin. Böyle sevaplar kazandın, tebrik ediyoruz. Ne kadar hassas davranmışsın. Tabii ya, ne kadar. Hocam güzel. Normalde çocuklara zekat verilmiyor mu? Şimdi o yüzden verilmediğini bilmiyorum. Yok, verilir, verilir. Onu da düzelt, söyleyelim. Yok, verilir yani, tabii çocuklara verilir. Çocuklara zekat verilebiliyor. Yani babası zenginse verilmez. Babası zengin olup olmadığını bilmiyoruz da, efendim. Çocuk hatta babası fakir, çocuk da mükellef çağına erdi, elbette ona da verilir. Veya babası zenginse de, çocuk buluğ çağına erdiyse, çocuk fakir, ona verilebilir yani. Evet. Babası zenginse bu buluğ çağına ermemiş olan çocuğun çocuğa verilmez. Evet. Peki hocam, teşekkürler. İzleyicimiz yazmış, kanser hastası kızım Nur Hayat Kahraman için hocam dua eder mi? Yozgat Sarıkaya'dan izliyor Esme Çevik hocam. Dua bekliyorlar. Kızımıza ve cümle hastalarımıza Rabbimiz şifalar ihsan buyursun. Hadi. Amin. Bir Instagram sorusu var hocam. Şöyle ki İnci Hanım soruyor. Kadınlar özel durumlarında camiye girip Kur'an dinlemeye katılabilir mi? Özel durumlarda camiye girebilir miyiz? Kadınlar dinen bu durumlarda neleri yapamaz? Efendim, hanımlar özel durumlarında camiye giremez. Kur'an'a dokunamaz. Kur'an'ı efendim ezberden okuyabilir ama alıp da okumaz. Kabe'yi ziyaret edemez. Cinsi yakınlıkta da bulunamazlar. Özel hallerinde cinsi yakınlıkta da bulunmazlar. Hı hı. Rabbimiz öyle buyuruyor. Tertemiz oluncaya kadar uzak durunuz diyor yani. Evet. Hocam kaç madde saydı? Varsa bunu görelim ekranda sevgili Emre. Varsa görelim hocamın söylediklerini ekranda da belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Hemen ekrana verelim. Kadınlar özel durumlarda neler yapamaz? Hangi dini vecibeleri yapamazlar? Neleri yapamazlar? Şimdi gelecek hocam. Bunun dışında mesela Fatiha okuyabilirler mi? Okuyabilirler. Yani duadır. Evet. Dua niyetiyle elbette okuyabilirler. İkrana geldi hocam. Ha, tamam, ne diyor? Namaz kılamaz, evet. Oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz, Musaf'a el süremez, camiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez. Ve dediğim cinsi yakınlıkta. Cima edemez. Doğru. Evet, bunları yapamaz. Evet. Bunun dışında şifa ayetlerini okuyabilirler. Tabii bu konu biraz genişleyecek ama bilmem ki vaktimiz. Buyurun hocam, buyurun, vaktimiz mi var? Buyurun. Yani aybaşı hali buluğ çağına eren bir kızımızda ilk defa başlayınca zaten o anda buluğ çağına eriyor demektir. Evet. 3 günden az, 10 günden fazla olmaz. 3 günden az, 10 günden fazla olursa onun haline özür hali deriz. Hı hı. Onun tedaviyle ilgisi vardır. Aybaşı hali değildir. Özür halindeyken namaz, oruç lazım mı? Evet, lazım. Hı. Özür halindeyken. Ama aybaşı halindeyken namaz, oruç bunlar olmaz. Tekrar ekrana gelsin. Evet. Sevgili Emre, özür halinde bunlar geçerli değil diyor hocam. Doğrudur, özür halinde. Üçten evet. Az, ondan fazla olursa özür hali o da, olur. O da özür. Bunlar halinde. Geçerli değil o zaman. Bunlar tabii, geçerli bunlar değil. Bunlar geçerli değil. O zaman namaz kılar, oruç namaz tutar, Kur'an okur. Cinsi yakınlıkta da bulunabilir. Camiye evet. Girer. Tabii, tavaf eder. Tavaf eder. Tavaf edebilir. Evet. Özür hali başka. Bir de buraya girmişken Lohusa'nınkine evet. Girelim. Buyurun. Yani evlat dünyaya getiren hanım, onun durumu nedir? Mesela lohusalığın
lohusalık müddeti 0'dan 40 güne kadardır. Evet. 0'dan 40 güne. Hiç kan gelmedi. Öyleyse hiç ibadetlerine mani değil. Her türlü ibadetlerini yapar. Geldi de 10 gün geldi. 10 günden sonra kesildi. Tamam, bitti. Yani onun müddeti o kadardır. İlla 40 gün lohusa hanım namaz kılmayacak, oruç tutmayacak, cinsi yakınlıkta bulunmayacak diye bir söz konusu değildir. Hı hı. Ama geldi, 40 gün geldi. Hatta 40 günü geçti. 40 günden sonraki özür halidir. Hı. 40 günden sonra oruç da namaz da başlar. Cinsin yakınlıkta da bulunabilir ya. Teşekkürler hocam. Hepsini geniş ve ayrıntılı bir şekilde anlattığınız öyle, için öyle teşekkür oldu. Ediyoruz. Evet. Peki WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Zamanı geldiyse ikinci şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi diyor. Evet. Hemen o halde kalem kağıt hazırsa ben de paylaşayım. 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir Kabe kutulu Yasin-i Şerif seti hediyemiz var gördüğünüz gibi. Bir de Ebeli Yasin-i Şerif seti hediyemiz var. Bu hediyelerimizi Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla kabul buyursun. Hepsinin yanında anneanne seccadelerimiz, babaanne seccadelerimiz var. Hacı annemize selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Elemeyi göz nuru bunlar. Bunlardan da ilave edeceğiz. İşte ikinci şifre. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Azim. Ya Allah Celle Celaluhu. Pek azametli. Pek azametli, hakiki büyüklük Allah'a mahsustur. İnsan bir çimen yaprağındaki gücü, sanatı görünce secdeye kapanmaktan kendini alamaz. Allah'ım sen ne büyüksün Muhsin Bey. Yani bir çimen yaprağı diyoruz da biyoloji ilmiyle gelin şöyle bir düşünsek. Topraktan ne alıyor, güneşten ne alıyor? Aman ya Rabbi, bu ne düzen ya, bu ne sanat ya. Ya bir çimen yaprağındaki bunu yaratanın kudretini, azametini görmemek, anlamamak mümkün mü? Aman ya Rabbi, sen ne büyüksün diyerek insan secdeye kapanır. Yani bir Süleymaniye Camii'ni görünce hayran oluyoruz. Bir Mimar Sinan'ın mimarlık dehasını orada görünce hayran oluyoruz. Ama her yerde bu azamet var. Zerreden küreye, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye Allah'ın sanatı, kudreti, onları görünce ya hayran olmamak. Subhanallah. Allah'ım seni tesbih ederim. Sen ne yücesin ya Rab. Dememek mümkün. Mümkün değil. En güzel rengi veren kim? Değil mi hocam? Ya, ayet tabii var. En güzel veren rengi veren kim? Bir gül goncasını düşünün. Gül goncasındaki o yaprakların büyüklüğü, o sanat, renk, müthiş, desen, müthiş, aman ya Rabbi, müthiş, yani. Müthiş. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam, Mevla razı olsun. Son bir şifre kaldı sevgili izleyenler. Biraz sonra vakti zamanı geldiğinde onu da paylaşırız. O vakte kadar sorularınızla devam edelim. İşte bir izleyicimizin sorusu daha, izleyelim. Hayırlı cumalar hocam. Bayanlara gümüş herhangi bir takı kullanmanın haram olduğu konusunda bir bilgi aldım. Bunun doğruluğunu sizden öğrenmek isterim. Teşekkür öyle duymuş, ederim. Öyle bir bilgi aldım diyor. Kadınlara gümüş takı haram mı? Yok efendim, kadınlara gümüş takı haramdır diye bir şey yok. Altın da gümüş de ya, onlar kadınlar rahat kullanabilirler ya. Kadınlarda öyle bir ayrım yok. Erkeklerde var değil mi hocam? Erkeklerde var. Erkeklerde yani, gümüş ve efendimiz altın. Altınla ipekliği eline kalıyor. Ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haram. Haram. Devam edelim, bir diğer video soru. Selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Hocam selam. Sizden dua bekliyorum hocam, eşimle aramda sorunlarımız var. Hocam 30 seneye geçti evliyiz, çocuğumuz evli, torun torba sahibiz hocam. Şimdi de oturup da Allah'a ibadet edeceğimize yerine benim eşim bu yabancı devletlerden gelen yatılı kalan kadınlarla bir gönüllü ilişkisi olmuş. Özellikle ben bunu belirtmek istiyorum hocam. Yabancı devlete gelip de burada yatılı kalıyorlar. Erkeklerin bir şekilde gözü tabii ki tek taraflı değil. Gözü kaydırıyorlar. Bu sefer de ailelerin içine ateş düşüyor.
Hocam iki sene aşkın bir zaten mesajlarında gördüm, telefonunda gördüm kadınla mesajlaştığını. Ekstra da işe gideceğim diye ben de ona üzülüyordum. Ben o yüzden kendimi affetmiyorum. Ben de sen günahsın, bu yaşa kadar çalıştın da ne işin var? Bir gece de gidiyorsun, çalışıyorsun. Meğer iş değil de kadınla buluşmaya gidiyormuş. Zaten onlar haftada bir gün izinli oluyorlar. Hocam sizden dua bekliyorum. Tabii ki sonra dedi ki nikahlı karım dedi. Ben nikahımı kıymışım. Dini nikahım var dedi. Ben de kabul etmedim. Ondan ayrıldım. 1,5 sene ayrı kaldık. Tekrar aileler girip araya bir aradayız ama hocam bir şekilde hiçbir şekilde bana huzur veriyor. Allah Allah. Hocam mesajlarını yakalayınca, iş zora girince bu sefer demiş ki ben onunla nikah kıydım demiş. Yani önceden haberi yok hanımefendinin. Ama yakalayınca, ondan sonra sıkıştırınca bey de diyor ki ben zaten nikah kıydım onunla, dini nikah kıydım diyor. 30 yıllık eşi hocam. Ya yani bu beyefendi bunun hesabını nasıl verir? Bu kadının hayatı zindan olmadı mı yani? Yani olayı ters çevirsek kendi midesi alır mı bunu? Ya, Muhsin Bey, ya. Olayı ters çevirsek. Mümkün mü hocam? Mümkün mü? Katiye derhal boşanır tabii, değil mi ki? Tabii. Bu kadın da bunu hazmedemiyor işte. Sinesine çekemiyor bunu, kabullenemiyor. Ve ondan sonra da boşanıyor. Bu yuvanın yıkılmasına kim sebep oldu? Haram helal dinlemeyin. İnnehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. Yaratan böyle diyor. Ne kötüdür diyor. Bu durum ne kötüdür diyor. İşte kötülüğünü gördük. Yuva yıkıldı. Yuva yıkıldı. Bu kadının bedduası o adamı da iflah ettirmez yani. Evet. Peki. Devam. Bir başka video soru var. İzleyelim. Hayırlı cumalar hocam. Ben İstanbul'dan arıyorum. İsmim Burhan. Hocam, vücudunun bazı çeşitlerinden akıntı gelen bir insan nafile namazları veya teheccüd namazı kılabilir mi? Kur'an okuyabilir mi? Farz namazı kılacaksa ne şekilde kılacaktır? Allah'a emanet olun. Efendim, bu sahibi özür diyeceğiz, böyle vücudumuzun herhangi bir yerinden bir akıntı oluyor. Bu kişi sahibi özür olur. Sahibi özür olunca nasıl olacak? Namaz vakti girince abdestini alacak. O abdest, diyelim ki öğleyin abdest aldı. O abdest ikindiye kadar geçerli olacak. O akıntına kadar akarsa aksın, zararı yok. Devam eder. Namazını ikindi girince yeniden abdestini alacak. Akşama kadar o abdest geçerli olacak. Akşam girince yeniden abdest alacak, o da yatsıya kadar devam edecek. Bunun adına sahibi özür diyoruz. Peki, teşekkürler. Kübra Hanım diyor ki 2000 kelime-i tevhid, 1000 ihlas, 55.444 salavat-ı şerife, ondan sonra 2 hatim hocamız duasına katabilir mi? İnşallah. Kayın validem Muradiye Özdemir okumuş diyor. Allah kabul etsin. Kabul buyursun inşallah. İnşallah. Cuma duasında. Programın hitamında şey yapalım. Evet. Peki. Yine bir video soru var. Görelim. Hocam merhaba. Cuma gününüzü tebrik ederim. İnsan vefat ettiğinde ve organlarını bağışladığında bu onun için amel defterinin kapanmaması için bir sebep midir? Hocam dijital ortamda elektronik kitap okuyoruz. Müzik indiriyoruz, dinliyoruz. Bunlar için bir ücret ödemiyoruz ama bunların hesabı bizden sorulur mu? Hocam dua ederken hayırlısı demek doğru mu? Hayırlısının zor olup olmadığını bilmiyoruz. Allah'ın hazinesi elbette sonsuz. Kolay ve hayırlısı diye mi dua etmek makbuldür? Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Şimdi birer birer. Organ bağışı var. Hocam amel defterini kapatmaz. Organ bağışında bir hayli şartları var. Biz şu anda tamamını saymamız bilmem ki programı epeyce saatimizi alır. Evet. Yani doktorlar heyetinin de bu konuda kanaati lazım. Yani şimdi diyelim ki ben böbrek vereceğim. Bundan bir böbrek alınınca geri kalan tek böbrekle idare edebilir. Yani verenin de hayati tehlikesi söz konusu olmamalı.
alanın da illa bu yolla tedavisinin gerekli olduğuna zannı galipleri bulunmalı doktorlar heyetinin. Ve öyle olunca, yani sevgili Peygamberimiz buyuruyor ya, bir kimsenin diğerine yardım ettiği sürece Allah'ın yardımı da onda devam eder. Yani en güzel yardımlaşmadır bu yani. Allah böyle organ nakli bekleyen kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Kolay değildir bu yani. Amin. Evet. Yani demek ki organ nakli, ben biliyorum ki mesela bir karı koca birinin efendim durumu perişan, doktor ne diyor, beyin durumu öyle, yani bir ay içerisinde bu dünyadan gider eğer karaciğer nakli olmazsa. Hanımının da ciğeri tutuyor, doktorlar öyle hanıma yaklaştılar ki, bak keyfine ya, yani hayati tehlike var, varsa beraber ölelim, ben illa vermek istiyorum. Hanım bu kadar kararlı ve verdi. Aradan bak kaç yıl geçti, beraber mutlu yaşıyorlar ya. Ya öyle. Evet. O yüzden az fedakarlık değil. Elbette verenin de amel defteri kapanmaz. Peki. İkinci sorusu. Dijital ortamlarda müzik dinliyoruz. Kitap okuyoruz. Film izliyoruz. Bunlara ücret ödemiyoruz. Bunların hocam kul hakkı olur mu bu tür şeylerde? Ya Muhsin Bey, diyelim ki siz bana bir sual sordunuz, ben de cevap verdim. Bu da sosyal medyada yayınlandı. Onu birisi açtı dinledi. Günah kazanır mı? Yok, kazanmaz. Yani bizden onay alması gerekir mi? Onay alması gerekmez. Kamunun malı olmuştur. Evet. Biz burada söyledikten sonra tamam, kamuya hizmettir bu. İlla ücret ödeyeceğiz diye bir söz konusu değildir. Ama bir sanat eseri ise ve telif ücreti söz konusu ise onun telif ücretini ödemek lazım. Telifli sitelerdeki eserlerse bunlar tamam. Ve kaçak olarak bunlar da izleniyorsa, dinleniyorsa, okunuyorsa o zaman diyorsunuz tabii, ki bu kul hakkına girebilir. Doğru. Son sorusu, dua ederken hayırlısı demek doğru mu? Yani öyle mi isteyelim? Hayırlısını istemek yanlış mı olur? Yani bizim kararlı olmamız lazım. Ya Rabbi şunu lütfet, yani şunu ihsan et gibi. Hı hı. Evet, böyle dilekte bulunmamız lazım. Hayırlısı demek diyebiliriz canım, bizim hakkımızda hayırlısını lütfet. Evet. Ama şunu istiyorum ya Rabbi, şunu. İstediğimiz net neyse, ve kesin ifade. Onda bir kararlılık yani. Bize helal ve bol rızık ver. Kocamı bu uygunsuz arkadaşlarından uzaklaştır gibi, değil mi? Bunları isteyebiliriz. Evet. Hocam peki, teşekkür ediyoruz. Son şifreyi paylaşacağız ama telefonumuz mu var? Önce izleyicimizin sorusunu duyalım, ondan sonra da son şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Alo, iyi günler. Selamünaleyküm. Cuma aleyküm selam. Olsun. Ankara'ya selamlar. Hayırlı cumalar Ankara. Buyurun. Buyurun. Hocam ben bir şey soracaktım. Buyurun. Ben zamanda bir ticaret yapmıştım. Ufak demek bir kusurlarınız, hatalarınız oldu yani insanlara karşı da. Bundan şimdi ben de vicdan azabı duyayım. Bunlar şimdi kul hakkı olarsan geçti. Bunlar da ben nasıl iş yapabilirim yani? Onu sizden öğrenmek istiyorum. Ticaret yaparken kul hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz konular var, öyle mi? Evet. Şimdi helalleşme yolu nasıl olmalı diyorsunuz, öyle mi? Evet. Peki evet. Bu şahıslar hayattalar mı ya da irtibatta ya, olabileceğiniz şahıslar mı? Yok, bulamayız şu an. Bulamayız diyorsunuz. Yani. Evet, bulamayız. Evet. Bu helalleşme nasıl gerçekleşecek hocam? Teşekkür ediyoruz, Ankara'ya selamlar. Kardeşimizi tebrik ederiz. Bakın bu kadar yıl geçtikten sonra, yani birisi esnaftan birisi, biliyor musun bu Humayun derler ya. Yani onu satıyorum. Geliyor hanımefendi. Daha iyisi yok mu? Daha iyisi yok mu? Var da biraz fiyatı fazla ona. Halbuki aynısı diyor. Doğru. Böyle demek durumunda kal. Yoksa almayacak, gidecek diyor. Ve daha iyisini de bulamayacak diyor. Ben o yüzden daha iyisi var da fiyatı biraz farklı diyor. Bunu elbette beyefendininki de herhalde buna benzer şeylerdir ama yıllar sonra bunun vicdan azabı veriyor olması ne kadar güzel şeydir. Ettaibü mine zembike men la zembeleh.
günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Belki de bu dedikleri kişiler arasında gayrimüslim de var ise nasıl edelim? Ya Kızılay'a yahut da Türkiye Diyanet Vakfı'na yardımda bulunalım. Niye ya bu iki kuruluşu söyledin, başka yok mu? Söylediğim şu, yani Kızılay lüzumunda Müslümana da gayrimüslime de yardım eder. Türkiye Diyanet Vakfı da öyle. Müslümana yardım ettiği gibi ihtiyaç olduğunda gayrimüslime de yardım eder. Bu kuruluşlardan birine ben bir hesap etmeli. Herhalde benim zimmetimde olan miktar şu kadardır. Ve onlar namına ya Rabbi bunu veriyorum diye düşünmeli. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Zamanı geldi, son şifreyi paylaşacağız sevgili izleyenler. 3 hediyemiz var demiştik. Bu hediyeler için şifreler verdik. Son şifrede sıra yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Ali, ya Allah Celle Celal. Pek yüce, pek yüksek olan, zamanı da mekanı da o yaratmıştır. Onlar yokken, zaman mekan yokken Allah vardı. Ya. Allah en yüce, Aliyyül Azim. Yücedir, uludur, büyüktür. Amin. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. 3 şifreyi de paylaştık sevgili izleyenler. Ekranda telefon numaralarımız var. 0212 alan koduyla 30404, 30606. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize hediyelerini yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren izleyicimizle de sohbet edelim. Bakalım hangi şehirden, hangi ilden düşürecek, konuşalım. Ve o vakte kadar da video soruyla devam edelim. Zamanınız mübarek olsun hocam. Size bir sorum olacaktı. Kahramanmaraş depreminde abimi, yengemi ve 2 yeğenimi kaybettik. Onlar şehitlik mertebesine ulaştılar mı? Onlar şehit mi? Vefat ettikten sonra orada beraber yaşıyorlar mı? Bu sorumu cevaplar mısınız? Çok teşekkür ederim. Malatya'dan saygılar, selamlar. İyi yayınlar. Buyurun. Efendim, bir kere böyle bir kıyameti hatırlatan bir afetle aramızdan ayrılan bu kardeşlerimizin akıbeti inşallah cennettir. İnşallah. İnşallah yani şehitliktir. Öyle olunca da beraber olurlar, elbette beraber olurlar yani. Ya Mevla onlara rahmet eylesin. Amin. Geçmiş taksiratlarını bağışlasın. Amin. Ve böyle bir afet ve musibetle de milletimizi Rabbimiz karşılaştırmasın. Amin hocam. Şeyma Hanım soruyor Instagram'dan. 2 aydır anneme babama kırgınım. Beni kırdılar ama hiç umursamadılar. Ben de hatalarını anlasınlar diye araya mesafe koydum. Acaba yanlış mı yapıyorum? Yanlış yapıyor. Kızımız yanlış yapıyor. Rabbimiz kendisine itaatın hemen peşinde ana babaya iyilik edin. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Of! O sandım bıktım. Sakın böyle demeyin. Öf bile demeyin. Öf bile demeyin. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Onları azarlamayın. Yüksek perdeden konuşmayın. Yani annem babam bana karşı yanlış etmiş olabilirler. Onlar bunun hesabını onlar verir. Ama bari ben yapmayayım ya. Ben, onlar bana yaptılar. Ben de onlara karşı yapayım, mesafe koyayım da onlar anlasınlar. Ya, yanlış bu iş, yanlış. Yanlış. Biz annemize, babamıza saygıda kusur etmemeliyiz. Evet. Evet. Peki. Uşak'tan hocam bir soru var. Feray Hanım soruyor. Hayırlı cumalar dilerim. Size sorum olacaktı. Biz kayınbabamla aynı evde oturuyoruz. Kazancımız ortak. Allah'a şükür. Tarladan mahsulümüz var, kalkıyor. Hayvanlarımız var. Ama kayınbabam hiçbir şekilde hiçbir şeyin zekatını ve fitresini vermiyor. Ben devlete veriyorum diyor. Acaba ondan saklı biz versek kabul olur mu? Uşak'tan selamlar. O kayınpederin sorumluluğu ayrı. İlla onun yerine onların vermesi ona mahsup olmaz tabii. Kayınpeder... Devlete vermemiz ayrı Muhsin Bey. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biz
Vergimizi de vereceğiz, zekatımızı da vereceğiz. O vergiyi zekata sayıyor işte. O vergiyi zekata mahsup etmemiz doğru değildir. Öyle bir şey yok. Devletimiz apaçık söylüyor. Arkadaş, ben senden bunu ibadet niyetiyle almıyorum. Ben bunu kanunlar gereğince senden şu kadar imkanın sahibi olduğun için, benim vatanımda, benim ülkemde bu imkanların sahibi olduğu için, ben de sana karşı şu görevleri yerine getiriyor olduğum için senden bunu alıyorum. Ben bunu illa şuraya harcayacağım diye, ben laik bir devletim, böyle bir sözüm yok diyor yani. Evet. O yüzden ben devlete veriyorum. Bu zekat öyle değil. Devlete vermem ayrı, zekatım ayrı, vergim ayrı. Evet. Şimdi hanımefendi de diyor ki biz kayınbabam vermiyor, kayınpederim vermiyor. Vermeye de niyet yok. Biz onun adına saklı saklı gizliden veriyoruz diyor. Bu olmaz diyorsunuz siz. Ya onlar da sevap kazanırlar ama mecbur değiller. Mecbur değil. Doğrusu yapmak ne vefakarlık, ne güzel şey. Ama elbette hayırlı evlat bunlar. Hayırlı tabii. Evlat. Hayırlı mecbur evlat. Değil ama bir kere ben değil, onun değil. İçin onu söyledim. Değil. Mecbur değil ama yapması da gayet güzel işte. Evet. Hayırlı evlat amel defterinin kapanmasına sebep olacak oluyor. Şeydir. Peki. Yani Muhsin Bey, ben bir ara uçakla, biliyor musunuz, Gaziantep'ten geliyorum İstanbul'a. Koltukta üç kişiyiz ya. Evet. Hanımefendi, beyefendi. Onlar da beni tanıdılar. Hocam, bizim babamız ateist. Nasıl ateist dedim. Nereden ne diye ateist diyorsunuz siz? Namaz kılmaz, oruç tutmaz. Yahu dedim, bu adamın Müslüman olduğuna dair hiç mi işaret yok? Kurban keser. Ya bitti ya. Siz yanlış söylüyorsunuz. Ama ateist dediğinizden dolayı tevbekar olun. Müslümandır o adam ya. Yani bakın, İmam-ı Azam Hazretleri bir adamın kafirliğine dair 99 delil varsa onu görmeyin. İmanına dair bir delil varsa onu görün ve ona mümin deyin. Evet. O adam mümindir ya. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Hemen kendisini tanıyalım. Bakalım hangi şehirden, merak ediyorum ben de. Hoş geldiniz yanımıza. Ahmet İpek Ankara'dan hattımızı ilk düşürmüş. Ahmet Bey merhabalar. Hatta mı Ahmet Bey? Hatta. Ahmet Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Duyamıyor Ahmet Bey. Arkadaşlar yardımcı olalım. Ahmet İpek hatta şu anda ama sesimiz ona gitmiyor ya da onun sesi bize gelmiyor. Evet. Tekrar irtibat kuralım. Bu arada ikinci düşüren kim onu görelim. Durmuş Ali Demirbaş. Mersin'den düşürmüş hocam. Durmuş Ali. Evet efendim. Mustafa Karataş Ankara. Yine Ankara. Evet. Mustafa Karataş Ankara'dan düşürmüş. Bugün iki Ankara var. İlk düşüren izleyicimizle konuşamadık. Tekrar bağlayacak mısınız? Yoksa duaya mı geçelim sevgili Emre? Vaktimiz yoksa duaya geçebiliriz. Ama ilk düşüren ismi öğrenmiş olduk Ankara'dan. Tebrik ediyoruz. Hediyelerini adreslerine yollayacağız. Peki sevgili izleyenler, yarın da inşallah programımız var. Aynı saatlerde muhterem hocam bizlerle olacak. İnşallah. Bugün bu programımızın sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı hocamızın cuma duasıyla kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Lütfettiğin bunca maddi manevi nimetlerin şükrünü eda edebilecek bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Ya Rab, sana kul, Habibine ümmet eyle. Amin. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sırat'ta Amin. Yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, okunan hatmi şeriflerden, salavat-ı şerifelerden
Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle. Saniyen ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik, sen vasıl eyle. Ezkarı yapan kardeşlerimizin yakınlarından ebediyete irtihal edenlerin ruhlarına armağan eyledik, sen vasıl eyle. Ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Ya Rab, Rabbül Aleminsin, Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mukallibül Kulubsun, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, Rezzaksın, helal ve bol rızıklar lütfeyle. Hafizsın, muhafaza Amin. Eyle. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Ya Rab, şu anda Gazze'de akan kanı sen dondur. Amin. Ya Rab, minareler, kubbeler yerle bir oluyor. En kısa zamanda bu felakete son ver ya Rab. Amin. Ve buna sebep olanları da Kahhar ismi şerifinle Amin. Bu ömrümüz hayatında bu sonucu görmek istiyoruz, onu da lütfeyle Amin. Ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyake na'budu ve iyyake nestaîn, İhdinas sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.